Hasan Bey, kodlamaya olan merakınız nasıl başladı? Aslında eğitim hayatım boyunca bilgisayar kullandım. Bilgisayar kullanırken hep düşünüyordum, bu bilgisayardaki programları, hayatımı kurtaran bu teknolojileri kim üretiyor, kimler yazıyor? Bir öğrendim ki bilgisayar programlama denen bir şey varmış ve senin benim gibi yazılımcılar geliştiriyormuş bunu. Ben de çok heyecanlandım. Dedim ki o zaman ben de program yazabilirim. Bizlerin hayatına dokunan, değiştiren programları ben de yazabilirim dedim ve lise hayatımın başında kodlamaya başladım. Kodlama ve yazılım geliştirme konusunda nasıl bir eğitim aldınız? Açıkçası benim kodlama eğitim sürecim çok enteresan. Ben kodlamaya karar verdiğim zaman hemen Sahaflar Çarşısı'na gidip programlamaya giriş kitapları aldım. Efendim tamamen alaylıyım ve kendi başıma öğrenmeye çalıştım. Etrafımda kodlamayı bilen arkadaşlarımdan destek almaya çalıştım. Bu konuda kim ne biliyorsa dinleyip öğrenmeye çalıştım. Lakin 27 yaşıma kadar formal bir eğitim almamıştım. 27 yaşımda C ve Sistem Programcıları Derneği'nin kurslarına katıldım. Onlar bana burs mahiyetinde bedava C, C++ ve C# kursları verdiler. Microsoft Türkiye bünyesinde çalışan engelli yazılım geliştiricinin yaptığı Türkiye'de ve dünyada kullanılan uygulama neler? Efendim biz Microsoft Türkiye ve engelli çalışanları olarak bu konuda çok heyecanlıyız. Geçen haftalarda bizzat kendi geliştirdiğimiz, test ettiğimiz ve dizayn ettiğimiz uygulamamız Kütüphanem uygulaması şu an Microsoft mağazasında. Bu uygulama neyi sağlıyor? Görme engelli arkadaşlarımızın inanılmaz kolay bir şekilde binlerce kitaba online olarak erişmesini sağlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Karşınızda 25 bin kadar sesli ve yazılı kitap var. Siz programı açıyorsunuz. Örneğin sefiller yazıyorsunuz, enterlıyorsunuz ve kitabı dinlemeye başlıyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Microsoft Türkiye'nin yazılım geliştirme meraklı engelli vatandaşlar için düzenlediği eğitim programlar var mı? Tabii ki bahsetmiş olduğum Açık Akademi kodlama eğitimi portalımız engelli engelsiz herkesin sıfırdan hiç kodlama bilmiyorsa dahi programlamaya giriş yapmasını ve daha sonra kendisini geliştirmesini ve modern Windows uygulamaları geliştirmesini sağlıyor. Özellikle engelli arkadaşlarıma Açık Akademi'yi tavsiye ediyorum. Türkiye'de teknoloji kullanmak ve hayatını adapte etmek isteyen engelli vatandaşlar bunu hangi yollarla yapabilir? Sizin bu alanda geliştirdiğiniz, üzerinde çalıştığınız çözümler neler? Ben liseden beridir program yazıyorum, kod yazıyorum. Engelli arkadaşlarımızın eğitim, sosyal ve çalışma hayatlarını teknolojiyle dönüştürebilmek adına birçok çalışma yapıyoruz. Ben bizzat birçoğuna liderlik yapıyorum. Bu bağlamda ekrandaki yazıları Türkçe olarak okuma sistemi yazmıştım lise hayatındayken. Şu an binlerce kullanıcı tarafından kullanılıyor. İsmi Spiker. Bilgisayarın klavyesini yalnızca 6 tuşla kullanabildiğimiz Braille klavye uygulamasından tutun da bilgisayardaki herhangi bir yazıyı kabartma Braille yazıcılardan çıktı almayı sağlayan Braille çevirmeninden tutun, bilgisayarı görme engellinin anlayacağı şekilde anlatan sesli Windows eğitim setine kadar birçok kaynağımız mevcut. Ve şu an görme engelli arkadaşlarımız mağazadan aldıkları herhangi bir bilgisayarı, içinde Windows 10 yüklü cihazları alıp hemen kullanmaya başlayabiliyorlar. İçinde mevcut bir ekran okuyucusu var. Yani ekrandaki tüm yazılar görme engelliye teker teker okunuyor. Bastığı her tuş görme engelliye teker teker söyleniyor efendim. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi çalışmalar dilerim.